Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Köftenin Distopyası'nın 6. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde sırasıyla birkaç şey yapacağız. İlk olarak şunlar. Koko bunlar, ancak öncesinde göstermem gereken önemli bir şey var. 1.2 sürümüyle beraber, daha doğrusu 1.2 ve 1.3 sürümüyle beraber pakete extra utilities eklendi, ancak extra utilities'in içerdiği şeyler sadece şu kadar burada. Şu şey devre dışı bırakılmış durumda, teknolojiye bağlı olan herhangi bir şey ve o benim OP kabul ettiğim herhangi bir şey paket dışı. Magnum Torch'u Redo'ya teşekkür edebilirsiniz, onun sayesinde duruyor. Unstable Ingot var, ancak dikkat ederseniz Sigil yok. Peki nasıl craft ediyorsunuz diye soracak olursanız, bu arada şunu craft edemiyorsunuz ya da şunu, bu yani patlamayan versiyonu craft edebiliyorsunuz. Onu da nasıl ediyorsunuz diye soracak olursanız, Arcane Infusion ile, yani Tomcraft ile 1 adet Salus Mundus, 1 adet Diamond, 1 adet Iron Ingot ve 16 tane Perdicio aspekti. Bu şekilde craft ediliyor. Ve kullandığı tek alan Builder's Wand ve Ethereal Glass. Evet. Başka hiçbir işte kullanılmıyor burada. O yüzden de Sigil bayağı gereksiz bir şeydi. 1.102B sürümünde Sigil var. Fakat o sadece geçici bir çözüm olarak vardı. 1.03'te bu resmi ekleniyor. Ayrıca pakete Mind Tweaker da ekleniyor beraberinde. Bunun yanı sıra gördüğünüz gibi bir adet Sugarcane tarlası kurdum, çünkü gerekiyordu. Ve diğer bir arkadaşımız ise, tamamdır, şuraya bir tane sağlık olsun. Bu arada bu pickaxe değil de, bu arada yeni bir pickaxe yaptım. Hatta iki tane pickaxe yaptım. Biri Silk Touch, diğeri Fortune çıktı. Diğeri ise hala yukarıda duruyor. Aslında bir geriye gitsem daha güzel olur. Evet. Ve Coke Oven'lar şu şekilde craft ediliyor. Bu şekilde de diziyoruz. Orta kısım boş. Ona dikkat edelim lütfen. Ve voila. Şuraya da bir tane koyalım. Evet, burayı kazarken diğer bir yandan şu 5. seviye vampir olayını yaptım. Torn Pager'ı kurduktan sonra çalıştı, ancak onunla alakası olduğunu pek sanmıyorum. Çünkü ilk başladığımda daha o kitap bile yoktu elimde. Ancak belki bir şey yanlış yaptığımdan da olabilir. Emin değilim. Bunu bir geriye koymuşum. Yani bir fazla koymuşum geri olarak. Evet. Ve tabii ki de bir köfte klasiği olarak hayvan gibi maden. Şuraya Ender Pearl'leri koyduk ve Rotten Flesh'leri ve madenler. Bunları direkt blok haline getirmem gerekti. Şunları da şöyle alalım. Yapmam gereken başka bir şey daha. Fluid Liquid Translocators. Bir adet piston, lapis, redstone, iron. 2 iron, hatta 6 iron. 8 iron. Pardon, 9 iron.
Bolca leadstone. Ha aslında dur. 2. Epizlik gerekiyor ama neyse. 2 tane veriyormuş zaten. Ender pearl. 2 ender pearl. Şimdi. Wood'umuz da lazım. Bugün çok diyorum. Sinirlerinizi bozuyorum biliyorum. Rum 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 rum. Red. Evet, sonrasında sen gel ve siz gelin. Teşekkürler. Şimdi siz gidebilirsiniz. Siz de gidebilirsiniz. Sen de git ve şunları da bir kullanacağım. Zaten buraya değil. Bu chestleri de bir ara daha güzel bir. Şunlar nedir diye soracak olursanız Knowledge Fragment. Bunları şu an şu şekilde kullanacağız. Sağ tıklayacağız. Bize aspektler verecek ve bayağı bir araştırma da yaptım bu arada. Gördüğünüz üzere. Ve craft etmem gereken başka bir şey daha hatırladım. O da şimdilik Creosote ile ihtiyacımız yok. Big Boss Cursor Salih buna çok kızacak ancak Trash Can. Bir de Gova. Bu arada şu nasıl yapılıyor diye soranlara tekrar tekrar söylüyorum ve hala soranlar oluyor. Shift klikle o soru işaretine tıklıyorsunuz. Evet ve şimdi size daha önce kullanmadığım bir modu da öğreteceğim beraberinde. Şimdi sen şöyle gel, sen şöyle gel, sen de şöyle gel. Sonra evet, şunu şu şekilde yapalım. Bu ikisi basılı olmayanlar çıkış yapıyor, bu ise giriş yapıyor. Yani kısacası bu ikisi sıvı taşıyorlar buna doğru. Olay basitçe bu. Evet, şunları da alalım. Ve dünyanın en yavaş makinesiyle tanışmaya hazır olun. Şunu önce bir kapatacağım. Şu işlemler bitince bir şey göstereceğim size. Ondan sonra geri açacağım. Evet şimdi bir günümüzü gece yapalım. Evet 5. seviye vampir oldum dedim. Bir de ardından 6. seviye vampir oldum. Şurayı geçelim. Evet. Burası 5. seviye. 6. seviyede saf ateşten olan 20 tane yaratık öldürmeniz gerekiyor. Yani 20 tane Blaze öldürmeniz gerekiyor. Bunu yaptık ve o yüzden zırhım da yok. Ancak zırh. Kendime çok daha güzel bir set yapacağım. Evet. Mana Stealer. Bunun olayı nedir diye soracak olursanız tamamen mana ile besleniyor. Ve mana ile besleniyor demişken yeni bir arkadaşla tanıştıracağım sizi. O da bu. Botanist Inkwell ve bunu bölümümüz ilerleyen zamanlarında kullanırız diye düşünüyorum. Şu Fortune'u bırakalım. Bu arada seni incelemedim. Evet, aşağıdaki arkadaşı da incelemedim. Ve Mana Steel zırhımı da incelemedim. Mana Steel zırh hakkında birkaç detaya da değineceğiz. Evet, Mana Steel zırh. Teşekkürler. Ve Golden Lasso. Şimdi yukarı çıkaralım.
Bu arada bu kılıçla öldürdüğüm yaratıklarda kafa düşme oranı düşüktü. O yüzden ben de şöyle bir arkadaşı yarattım. Bu da bu şekilde craft ediliyor. Bu düşük çıkma olasılığı aşırı düşük olan şeyleri çıkma oranını arttıran bir şey. Böyle şu witch sandleri de şuraya taşıyacağım. Çok iyi kaplıyorlar. Evet, sen de git şuraya, sen de git. Siz şöyle gidin. Sen git. Geri kalanı kalabilirsiniz. Aa yok, sen de gideceksin. Evet, ve şimdi almamız gereken diğer bir arkadaş ise... Credit. Bu. Bir adet de Poppy. Evet, şimdi önemli bir detaya değinelim. Ha bu arada... Bir tane de bow'a ihtiyacım var. Star bow yapamıyorum. Living bow. Evet. Living bow'umuzu da yapalım. Onu da enchant edelim. Çünkü bir boss savaşı yapacağız. Living Bow. Yaşayan ok. Yay. Karıştırdım okla yayı. Seni 17 level'a bir enchant edelim. Unbreaking idare eder. Torça da ihtiyacımız yok. Siz gelin. Evet, şimdi bir de bir şey göstereceğim. Glass Goblet. Şimdi yapacağım ritüelde bir detay değişik. Bir yerde ben bir şeye Poppy'yi vereceğim elimdeki. Fakat siz ilk defa vampire dönüştüğünüz zaman birebir aynı ritüeli yapacaksınız. Fakat Poppy yerine, yani o çiçek yerine Glass Goblet vereceksiniz. Aradaki tek değişim bu. Evet, tam olarak uygun bir andayız. Bir tane tavuk yakalamam lazım. Evet. Gel çıkın 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 çıkın. Evet, Golden Lasso ile şu şekilde doğru, çıkın olduğu için şu an recipe'si gözükmüyor. Birazdan gösteririm. Bu arada Golden Lasso bayağı işinize yarayacak, onu söyleyeyim. Ve ritüele koymayı unuttuğum bir şey daha geldi aklıma. Onu da yapacağım şimdi. Sen gel. Bir adet iskelet kafası. Tam ortaya. Bu ritüel şöyle 9 tane redstone şuralara string, yukarıda görüyorsunuz. Buraları da torch şeklinde. Kitapta onun anlatımı var. Yani gösterimi var. Tamam, ritüeli bozmayayım. Şu Enderman'le Spider'ı da öldüreyim. Ender Pearl her daim güzeldir. Evet, şimdi tam kuru kafanın üstüne tavuğumuzu koyup dur. Glass Goblet gerekiyordu. Gene. Evet, onu tamamen unutmuşum. Yeterli camımız var mı? Hayır, yok. Evet, şu coinleri de pişiriyordum. Bunları biraz... Geceye geçecek bunu yaparken. Bir tane şişemiz var ancak o da yetmeyecek gibi. Bu arada bu kitabı tamamladım tamamen. Onu söyleyeyim size. Yani kitabın tamamı elimde var. Ve aşağıya bir bakalım o esnada ve şunun da resmisini gösterelim. Buydu. Gerçi en yaydan da bakıyorsunuzdur siz. Hala ilk işlem bitmemiş çünkü blok koydum. O yüzden de ilk işlem bitmiyor.
Hatta o işlemin biteceğini garanti altına alalım biz. Onun için düşecek neredeyse. Şuraya koyalım. Evet. Sonrasında da camlarımız tam da fazlasıyla yeterli. Glass goblet. Bu lazım bize. Bir tavuk daha. Evet, bunun için de fake bana kızacak. Aa, bir bölümde kaç tane YouTuber'ı sinir edebilirsiniz? Yumurta. Ve kendimize hız basalım. Tabii ki de. Bu arada size artık güneşe çıktığımda ne olduğunu göstereyim. Hızlı bir demonstration, yani gösterim. Güneş doğuyor. Şuradaki kan barıma dikkat edin. Evet, başlayacak şimdi. Halleluya. Evet, gördüğünüz gibi hayvan gibi efekt diyorum ve bir anda kanım hızlı bir biçimde azalmaya başlıyor. Güneşte böyle bir efektim var artık. Ancak bu demek değil ki güneşte kalabilirim. O kan bittiği anda ölüyorum gene. Kısa süre, çok kısa süreli bir dayanıklılık sağlıyor bana. Ama bu da gene hiç yoktan iyidir diyoruz. O esnada şuraya da bir tekrar bakalım. Burada oluşacak şeyi de göstereceğim size. Cork oven blok. Block of cork. Şunun iki katı daha fazla yakıt sağlayacak kendisi. Yani kısacası bunlardan iki katı verimlilik elde edeceğiz. Diğer yakıt hedeflerimi de ayarladım. Onları da bir sonraki bölüm yerleştireceğiz. Bu bölüm sadece vampirlikte seviye atlamak istiyorum. 7 ve 8'e çıkacağım vampirlikte. 9 ve 10 en son. Hatta onu bir süre geçmeyeceğim. Evet, şu an sadece karnımı doyurmam lazım. Tamamdır. Yedide ve 8'de çok güzel yetenekler geliyor. Bu arada size bir yeteneğimden bahsetmeyi unuttum. Boş elleyim. Dikkat edin. Shift, normal tık. Taşı kırabiliyorum. 6. seviyede bu özellik geliyor. 6. seviyeyi kamera arkasında yaptım çünkü sadece Blaze öldürmem gerekiyordu. Şunları artık buraya koymuyordum. Bunları da. Çünkü çok yer kaplıyorlar. Cam, sen git. Evet. Selam ürün böcek. Bakalım şunlardan biri kırılmış mı? Hayır, kırılmış. Tamam, güzel. Evet. İyice kontrol edelim çünkü kırılmış. Evet, şimdi davamızı saniyem olmuyor. Başka bir yeri daha mı bozuk? Yoksa Aytepe'deyken mi olması gerekiyor? Hemen bir kitabımızdan bakalım. Daha sonra kitap da çok net göstermiyor ancak.
Evet. Strange, Red Dust, Torches and Skull. Might open to them. Evet. Bir tane daha tavuk. Double. Katledeceğiz. Katledeceğiz. Selam. Selam Davık. Hoşça kal Davık. Evet, bir bölümde kaç YouTuber'ı sinir edebilirsiniz? Lava elma satarak da Ege'yi mi sinir etsem acaba? Ya da kötü bir redstone devresi yapıp Onat'ı mı sinir etsem? Ya da Minecraft oynayıp sarayım mı sinir etsem ki onu yapıyorum zaten. Şu kalksın. Evet, şimdi olur diye düşünüyorum. Ha evet oldu. Evet ve karşımızda Eevee var. Güzel bir hanım kızımız kendisi. Ve onun Golden Lasso'muz. Aa dur önce bir inceleyelim. Ha inceleyemiyoruz. Şimdi Toppy gelsin. Ah, senle azıcık işimiz var Eevee. Evet. Eevee bizi güzel bir sürprizle bekleyecek. Şimdi hızlıca benim bir lava lake bulmam lazım. Güzel bir avantajım fall damage alıyorum ancak beni öldürmüyor. Ah, şimdi Lava Lake. Eevee, ne haber? Şimdi bunu bekleyeceğiz ve kendisi biraz duş alacak. Tuhaf bir duş. Baya tuhaf. Evet, azıcık uzakta da bekleyebilirim bu arada. Yararlı olabilir. Evet, bekliyoruz. Eevee'nin bizi sürprizle karşılamasını. Keşke birkaç potion alsaydım. Neyse. Hadi Eevee, bizi çok uğraştırma. Ve bekletme. Sen hazırdasın. Sen de ikinci sınıfta gel. Evet. Çok ilginç alışkanlıkları olan bir ablamız kendisi. Hem. Evet. İyi, hadi bekliyorum. Evet ve Lilith. Kendisi Lilith'e dönüştü. Bir iblis. Ah, Gust sen eksiktin. Lilith gelmeyecek misin buraya? Ov, 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 ov. Öleceğim. Evet, öldüm. Harika. Hemen geliyorum. Tüm eksiklerimi tamamlayıp. Evet ve geri geldik ve... Lilith. Evet. Ve artık... 7. seviye bir vampiriz. Oh yeah. Bu arada...
Şu mezarı da alayım. Orada da bir adet mana tabletim vardı. Evet. Bunları kullanabileceğim başka bir yer var mı? Hayır, yok. Evet. Şimdi basitçe size bir şey göstereceğim. Eşyalarımı nasıl aldım? Eşyalarımı buradan geri aldım. Evet. Şimdi... Aa, dur, neden bu şekilde çıkıyorum? Yarasa sürüsüne dönüşüyorum. Ve artık uçabiliyorum. I can fly. Bir saniye. Evet. Evet. Gaz sorunumuz artık oradan kalkmış durumda. O zaman... Normal dünyaya geri dönelim şimdi. Harika. Ve gündüzün ortası. Şu portal problemini cidden çözümü bulmam lazım bir ara. Aslında dur. Umarım yetişebilirim. Bir şans deneyim. Huh. Baya baya kıl payı yetiştik. Evet. Lilith'i yendikten sonra o şekilde ona bir goblet'ımızı, daha sonra goblet'ı verirseniz şunu, ona kendi kanını ver, size kendi kanını verecek. Onu içtiğinizde vampire dönüşeceksiniz. Benim durumda ise aslında dur. Inventory'yi boşaltmadan bir yeni seviyeye de geçelim. Evet. Bir şu arkadaşlardan 5 sene kalacak. Evet, gel. Oh, karnımı misler gibi doyuruyorum. Evet. Karın doyurmaca. Karın doyurmaca demişken şunları da alalım. Bunlar nasıl çalışıyordu bilmiyorum. Bakacağım bir ara. 8. seviye vampir olalım bir. Şimdilik fazlasıyla işimizi görür 8. seviye. Evet. Sen de gel. Tamamdır. 8. seviyeye vampir olmaya hazırlanıyoruz. Demin bu köyden geçtik. Şurası hala köy sayılıyor mu? Evet. Öğreneceğiz. 8. seviye vampir olmanın olayı da bir köyden başka bir köye uçmak.
Hayır, aynı köy sayılıyormuş. Ama paniğe gerek yok. Şurada başka bir köy daha biliyorum. Evet, şu an o köye doğru uçacağız. Ben hemen geliyorum o köyde. Evet, neden bilmiyorum ancak bir tuhaflıklar oluyor. Yani bir türlü olmak bilmedi. Ama korkalım. Korkalım kur. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler. Bölüm arası ben 8. seviye bir vampir olmayı deneyeceğim.